Arkadaşlar merhabalar. Belirli integrali iki videoda anlatmıştım. Yaklaşık 45 dakikada toplam. Şimdi o anlattıklarımla ilgili sorular çözeceğim. Sonra integralde alana geçebiliriz. 2f kare x dx 4'e eşitmiş. Hemen bakın bu verilene benzetmek için şunu yaparım. 1. Burayı bir her iki tarafı 2'ye bölelim. 2 olsun. Sonra eksi 1'den 2'ye bize sorulan 2'den eksi 1'e. O zaman bunları yer değiştirirsek işaret değişiyordu. 2 olmaz. Eksi 2 olur dolayısıyla. Bir de 5 ile çarparsam eksi 10 olur. İşte size cevabı bulmuş oldum. İlk sorunun işaretleri değiştireceğiz. Alt ve üstü yer değiştirirse kat sayıları da tabii çarpmamız gerekiyor. Buna göre bakalım. Sınavda sorulan bir soruya benziyor. ÖSYM e sormuştu. İntegral 1'den 2'ye f3x 2 artı 3x dx 17 bölü 2 olduğuna göre 1'den 4'e fx eksi 2x dx integralini hesaplayınız. Şimdi bakın bir kere burada şu f3x-2 bana sorulan fx. O zaman benzetmek için 3x-2'ye bir u diyelim. Bu arada hatta soruda şunu da yapın. İntegral 1'den 2'ye f3x-2 dx artı ayrıca integral 1'den 2'ye 3x dx 17 bölü 2 diyelim bence. Böyle bir ayıralım. Burası için şimdi. 3x eksi 2'ye kenarda bir u diyelim. 3 dx eşittir du olur. Böylece yerine yazarsak. Tabi x gördüğümüz yere de 1 yazınca integral 3 eksi 2'den 1 oldu. 2 yazınca 3 kere 2 6, 6 eksi 2'den 4 oldu. F u dx gördüğüm yere du bölü 3 yazacağım. O yüzden 1 bölü 3 du artı. Ee, 3x'in integrali zaten 3x kare bölü 2. 2'den 1'den 2'ye 17 bölü 2'ye eşitmiş. Şimdi o zaman fu du 1 bölü 3 4 1'den 4'e fu du 2 yazarsak 3 kere 4 12 bölü 2'den 6 1 yazarsak eksi 3 bölü 2 eşittir 17 bölü 2 arada artı var. 6 eksi 3 bölü 2. 6 bir buçuk çıkar. 4 buçuk. Burası zaten 8 buçuk. 8 buçuktan 4 buçuk çıkarınca o zaman 1 bölü 3. 1'den 4'e f u d u eşittir. 4 buçuk çıkarınca 4 oldu. 1'den 4'e f u d u artık f x d x diyebiliriz. Her iki harfte aynı sonuçta değiştirin. Neye eşit olacak? 12'ye. Bizden ne istiyor? 1'den 4'e fx dx eksi 1'den 4'e 2x dx. Zaten burayı ne bulduk? 12. Hemen burayı da hesaplayalım. 2x'in integrali x kare 4'ten 1'e. x kare 4'ün karesi 16. Eksi 1'den 15. O zaman 12 eksi 15'ten de eksi 3 geldi sorunun cevabı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Devam edelim şimdi. Evet bir soru şöyle uzun biraz. fx fonksiyonu verilmiş. Eksi 2'ye 2 iki noktasında teğet, 3'e 4 noktasında teğet başka bir doğru var. Bizden eksi 2'den 3'e f'in ikinci türevi x artı f'in birinci türevi x integralinin değerini soruyor. O zaman bakalım şimdi bir kere burada neye bakacağız? fx verilmiş. O zaman arkadaşlar f eksi 2 2. Tamam mı? Sonra f 3 4'e eşit. F üssü eksi 2 0 çünkü tepe noktası buradaki teğet paralel bakın x eksenine. F üssü 3 de neye eşit? Eksi 1'e. Neden? Tanjant 135'in değeri nedir? Eksi 1'dir arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğrun neyimi? T'nin neyimi? Yani o noktadaki türevi eşitti. F'in türevi 3 de eksi 1. Bunlar türev bilgilerimiz. Bakın kullanacağız şimdi. O zaman hemen bu integral alırsak. İkincinin integrali nedir? Birinci türev. Birincinin integrali nedir? Kendisi fonksiyonun. Nereye? 3'ten eksi 2'ye. Haliyle o zaman yerine yazarsak artık. F'in türevi 3 artı F3 eksi. F'in türevi eksi 2 eksi F eksi 2. O zaman F'in türevi 3 neydi? Eksi 1. F3 neydi? 4. E, F'in türevi eksi 2 neydi? 0 değil mi? Sonuçta evet teğet zaten. Sonra f eksi 2 neydi? Hatırlayalım 2. O zaman bir dönünde eksi var. Eksi 2. Böylece 4 eksi 3'ten cevabımız 1 olmuş oldu arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir soru. Yaptığımız soruya benziyor zaten bu. Biz biraz daha zorunu yapmıştık konu anlatımında fx artı 1 fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre f üstü eksi 2x dx integralinin değeri. Şimdi burayı hemen eksi 2x'e u dersek böylece ne olur? x'e benzetmeye çalışıyoruz genelde. O zaman arkadaşlar eksi 2 dx eşittir du olur ki dx de buradan eksi du bölü 2 yapar. f üstü u eksi du bölü 2 yani o eksi 1 bölü 2'ye en dışı atalım. du. İntegral eksi 1 1 o zaman x'e eksi 1 verdiğimizde 2 yapar. x'e 1 verdiğimizde eksi 2 yapar. Hatta burada şunu da yapabilirsiniz. Zaten işaret değiştiriyor ya sınırları yer değiştirince. Sınırları biz yine küçükten büyüğe yapalım. Eksi gitsin 1 bölü 2 kalsın. Bak bu da güzel bakın bu şekilde. Sınırları yer değiştirdim. Küçükten büyüğe yaptım. Sınırları yer değiştirince integral işaret değiştirdi. Başta eksi vardı. O eksiden kurtulmuş oldum artık. Böylece 1 bölü 2 f üssü u d u dediğim integralini alırsak artık f u yapar. Hatta yerine yazarsak F2 f 2 eksi f eksi 2 bizden bunu istiyor. f 2 fx artı bir fonksiyonu verildiğine göre x gördüğüm yere 1 yazarsam F2 oluyor arkadaşlar. 1 yazdığımda da 3 oluyor. Yani dikkat edin F1 değil. X'e 1 verince F2 olduğu için F2 buradan 3'tür. Sonra neye bakacağız yine? Kaçı istiyor bizden? F-2. X gördüğüm yere eksi 3 yazarsam F-2 oluyor. O da kaça karşılık geliyor? 4'e. Böylece o da 4'e eşit cevabımız buradan. Eksi 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu şekilde önemli bir durum. Fonksiyon sorularında hatırlayın. Bize f soruyor ama x gördüğümüz yere 1 yazdığımız için 1'e karşılık gelen noktayı. Yine aynı şekilde f-2 olması için x'e x3 verdiğimizden dolayı eksi 3'e karşılık gelen noktayı yazmamız gerekiyor bu fonksiyonda. Evet bakalım şimdi. Bir tek fonksiyon çift fonksiyon mevzusunu söylemek için bu soruyu çözeceğim arkadaşlar. Tek fonksiyon çift fonksiyon mevzusu şudur. Eğer bir fonksiyon tekse böyle tek fonksiyon yazayım. Eksi a'dan a'ya cevap sıfır gelir. Örnek tek fonksiyon örneği nedir arkadaşlar? X küp. Bakın şimdi gerçekten eksi birden bire x küpün integralini alalım x üzeri 4 bölü 4 1 eksi 1 yaz yerine 1 bölü 4 arada eksi var. Sonra eksi 1 bölü 4 olduğu için şeyi yine 1 bölü 4 ne geldi? 0. Gördüğünüz gibi eğer tek fonksiyonsa eksi a'dan a'ya hakikaten 0 geliyor. Bundan dolayı arkadaşlar biz şunu söyleyebiliriz. x, x küp, x üzeri 7 gibi fonksiyonlarda eğer bunlar birbirinin eksi işaretlisi ise hiç integral alma direkt 0'dır. Hiç integral almana gerek yok 0. Hiç integral'i almana gerek yok. Sıfır. Sonra burada başka çift fonksiyonlar kaldı. O zaman bir kere a'nın cevabı kafadan sıfır oldu gördüğünüz gibi. Çift fonksiyonlarda da şöyle bir durum var arkadaşlar. Eksi a'dan a'ya çift bir fonksiyonun integral'i sıfırdan a'ya olan integral'inin iki katıdır. Yani burada x üzeri 4 çift bir fonksiyon olduğu için... 2 çarpı 0'dan 1'e x üzeri 4'e eşittir. Bir de önünde 5 var. Bu böyle olur. Sonra eksi 1'den 1'e yerine 10 çarpı 2'den 20. 0'dan 1'e x kare diyebilirsiniz. Aynı şekilde burada da 0'dan 1'e deyip 0'dan 1'e dx diyebiliriz. Çünkü 1 de bir çift fonksiyondur. 1 çarpı x üzeri 0 olduğu için. X'in derecesi bakın yine çift sayı. Dolayısıyla x üzeri 4'ün integrali x üzeri 5 bölü 5. Ne olacak? Ne güzel. 1'den 0'a 10 tane. Sonra 20 çarpı x karenin integrali x küp bölü 3'tür. 0'dan 1'e. Yine 1'in integrali tabii ki x'tir. 0'dan 1'e. O zaman artık yerine yazarsak 10 bölü 5 2. Burası 20 bölü 3. Sonra öbür tarafta ne? 2. Bunların toplamı neyse artık kalsın. Önemli olan burada çift fonksiyon, tek fonksiyon mevzusunu görmek. A'dan B'yi fark olarak sorduğu için buralara da eksi yazmış olalım. Son sorumuz artık. Yukarıda f fonksiyonun birinci türevinin grafiği verilmiştir. f0 1 bölü 2 olduğuna göre f1 nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu soruda f0 ve f1 var. Ben bunu alan konusunda size çok güzel anlatacağım. İsterseniz e, düz integral bilgisiyle yapabilirsiniz. Ben size ekstra bir çözüm yapayım. Göstereyim onunla ne yapacağımı. Soru da F0 ve F1'i kullanacağımız için şöyle bir şey söyleyeceğim. Sıfırdan 1'e F üssü x dx'i ben bulsam önce. Bulurum. Neden? Çünkü arkadaşlar sıfırdan 1'e şu doğruyu kullanmam gerekiyor. F üssü x dx'in o zaman denklemini bulabiliriz. Bu bir doğrusal denklem. F'in türevi x, ax artı b diyelim. 0 verince b eşittir 1. Bakın x'e 0 verdik. Y'si 1. O zaman b 1 geldi. Sonra yine aynı bu doğrunun devamı olduğu için 2 verirsek 2a artı de 3 yapıyor. B'yi zaten 1 bulduk. A'da ne geldi? Bakın 1. Demek ki 0 ile 1 aralığında böyle bir x artı 2 fonksiyonuymuş F'in türevi. Bakın doğru denklemini bilmek çok önemli. Doğrusal fonksiyondan da hemen ne yapıyoruz aslında? Analiteye hiç girmeyeyim. X'e 0 verdiğinde Y'si 1. X'e 2 verdiğinde Y'si 3. O yüzden A artı B'de 0 artı B 1 oldu. Bir de 2 A artı 1'de 3 oldu. Bu yüzden A eşittir 1 oldu. Önemli bir şey değil. Bundan sonra önemli bir şey değil derken çözümü önemli bir şey değil ama kendisi önemli. Böylece bunun integrali de X kare bölü 2 artı X'tir. 0'dan 1'e olduğu için 1 bölü 2 artı 1'den 3 bölü 2 geldi. Ne? f üstü x'in de integrali zaten ne demektir? fx'tir. Yani 1'den 0'a. O zaman artık şunu gördük. f1 eksi f0 arkadaşlar ne geldi? 3 bölü 2. f 0ı zaten ne vermiş? 1 bölü 2. O zaman f1 de ne güzel 2 oldu. Bakın size belirli integral yoluyla bu sorunun çözümü. Hakikaten ben bunu alanla gayet güzel bir şekilde çözeceğim ama böyle güzel bir çözüm olduğuna da inanıyorum. Kafanıza yatmazsa burayla ilgili kısım sorunuzu sorabilirsiniz arkadaşlar. Önemli görüyorum ben. Etrafınızda bilen insanlara da sorarsanız bu sorunun önemli olduğunu bilin. Onlar size çözümünü anlatsın eğer buradaki bazı yerleri kafanız takılırsa. Şimdiki konumuz sırada arkadaşlar. Çok önemli bir yer demiştim. İntegralde alan orada görüşmek üzere. İyi çalışmalar.